her şey sana diyor hal hazırda gibi diyor. Annem babandan öğrendin diyor. E diğer taraftan adam diyelim ki din gitmemişse çocuğunu da bu şekilde yetiştiriyor diyor yani. Allah diyor böyle yapar mı diyor. Bunu dinsiz birisi söylüyor yani. Böyle evet. Sorularla karşılaştık. Oysa İbrahim yani illa anne baba dindar olanlardan böyle ulvi şeyleri düşünüp de ya peygamber evliya oldu değil. İbrahim Aleyhisselam'ın üvey babası kimdi? Azer. Azer neciydi? Put. Peker yapıyordu. Put yapıyordu ya ve tapıyordu ona. Üvey babasıdır. Baba deniliyor ama baba değil, öz babası değil. Öz babası değil. Öyle peygamber gelmiş. Baba peygamber ya, oğlu kafir. Adam peygamber, hanımı kafir. Nasıl olacak? Yani mesela diyelim ki Mehmet sen tombala mı çekildi ki senin üzerine bu köyde koydu? Allah bu dershanenin yapılmasını önde gitmeye. Allah seni, Allah haşa abes iş yapar mı? Niye seni üzerine koydu? Yani Allah'ın bildiği bir şey yok mu? Yani Cenab-ı Hak hikmet iktizasınca o beldede çok bilmek değil. Allah. O kadar ilim sahibi olup kafir olan, dalalete giren, yanlışa sapık olan o kadar iyi ilim ehli var ki mezarda. İlmiyle dalalete giden var ki o kadar. İnema ötüti ala ilmin. Ben ilmimle yaptım diyor. Karun mesela. Yani Belam bin Bahura mesela. Ha peki hangisini seçiyor? İstikamet kim? Yani hak uğruna kendisini değil de hakkı kim araştırıyor? Öyle paldır küldür yapmıyor. Bak anne babası Müslüman olup da işte isyan eden var. İsyan eden adamın da çocuklarından alimler var. Saadettin Yüksel mesela çok büyük bir istikamet fıkıh alemi. Of Orta Doğu'nun tek adamı Saadettin Yüksel Hoca. Allah razı olsun. İyi bir örnek. Ama oğlu. Edip Yüksel Kanada'da Kur'an'ı hadis inkar ediyor. Mesela ayeti inkar ediyor. Bunu uydurdular diyor. Risale'de çok saldırıyor. Evet. Mesela Marif-i Kerri, Hristiyan ailesinin çocuğu ama Marif-i Kerri değil mi? Dazamdan birisi. Evet. Mesela o Selman-ı Farisi. O kadar Ebu Cehil'in oğlu. Ebu Cehil'in oğlu ya. Sahabe. Çok acayip ya. Öyle sahabeler var ki oğlu kafir. Öyle kafir var ki oğlu sahabe. Bir tuhaf ya. Acayip. Allah ne kadar güzel bir Allah ya. O kadar güzel ki. Onun için elimize Allah vermiş şükredin ha. Elinize gitmesin yani. Ne kadar şükretsek az ya. Vallahi ya. Başımızı secdeden kaldırmamak gerekiyor. Ahmet ne meziyetin vardı yani. Bak. Aynı anne babadan doğmuş. Bir abisi var. Dershaneyi kilitledi bize. Ders yaptırmadı. Şaşırıyorsun. Sonra başka yer aradık. Anahtar vermedi ders gününe. O baba, bu da anne babanın çocuğu. Gidiyorduk. Sonra istemedi. Son katta. Ben nakletmiyorum. Benim başıma geldi. Anahtar işte vermedi. Ya. Aynı anne baba ya. Aynı anne baba. Hocam o zaman şey çıkmıyor. Burada imkanın yani çok adaletli olduğu. Çok adalet. Nasıl bir adalet hem de ya. Ama bak oğlum. Hiçbir dersten ayrılmıyor. Aynı kafa. Ali, Ömer, dün. Hepsi. Abdullah en büyük. O yaptı ya. Vermedi anahtarı bize. Açmaya vermedi. Cavit'lerin vefatından sonra. Biz gene ders yapıyorduk. Vermedi. Allah biliyor. Herkes de biliyor. O zaman çocuk Ömer Hoca da bilir. Üzülme ama örnek için yani ta her şey herkeste var yani. Aa mesela ben niye hapise girdim? O konuda benim yeğen var. Tam tersi benim. Tam tersi. Odasında pano resimleri var. Yeğenim. Kardeşimin çocuğu. Yani abi siz sen değil ki bak. Kardeşimin çocuğu Ahmet. Öyle mi değil mi yani şimdi? Ya acayip bir sır ya. Kafamızı secdeden kaldırmamak gerekiyor inan bana. Kafanı secdeden. Allah bu davayı omuzumuza ihsan ilahi olarak koymuş. İzah ediyorum ama kitaptan nakledim. Biz hak etmemiştik. Allah omuzumuza ihsan ilahi olarak koymuş. Peki onlara koymadı mı? Koydu bıraktı adam. Yapmadı. Şey diyorsun abi. İrade-i cüz'iye meyalanıyla irade-i cüz'iye tavır. Evet. Cüz'i ihtiyardan sonra kalpteyi nur duruyor. Evet. İrade-i cüz'iyeni kullanıyorsun. İrade-i cüz'iyeni kullanınca irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu nurdur. Bize de köyde geldi. Köyde değildi tabii İstanbul'da. Okul okurken pat diye hoca herkese söyledi onu. Sahiplendik. Aynı sınıfta 40 kişi ve okulun seçilmiş sınıfıydı. Teknik bölümü. Seçilmişti 40 kişi. O sınıftan tam 5 tane vakıf çıktı.
Derse gelmeyeni ben iyi hatırlıyorum. Bir tane PKK'lı vardı o zaman da. Bir kişi gelmemiş. Diye 39 kişi hep geldi. Ama 5 tane vakıf çıktı. Bir tanesi de mesela CHP'nin en önde ve bilmem ne teşkilat başkanı. Benim senin arkadaşım. Hasan'cığım diyor, çok iyi bir insansın ama maalesef seni hiç sevmiyorum. Ne diyor? O kadar güzel bir insansın ki içim gidiyor. Keşke diyor benim kardeşlerim şunlar şunlar hepsi gitse de sırf sen bizden olsaydı. Yani senin çok ahlakını çok seviyordum. Ama nasıl seni kaybetti hayret ediyorum. Öyle diyor. Ben de ona öyle diyorum. Çok da tuhaf şey adı da Hasan o. Mesela daha bir orijinal misal vereceğim. Sınıfımızdaki bir kardeş tam aynı yumurta ikizleri. Biz Şişli'de okuyoruz. O şeyde okuyor. Haydarpaşa'da okuyor. Ay ikiz ama aynı yumurta ikizleri. Haydarpaşa'daki ateist o zaman solcuydu. Dev genç, dev soldu. Bizimkisi Nurcu'ydu. Aynı yumurta ikizleri. Bunu da hocam herhalde aşırıladılar. Yani ben acayip bir şey. O zaman tam bir adalet var. Onun için örneği çoğalttım.